Selamünaleyküm değerli abonelerim. Aşık Gülce Fikirler'e hoş geldiniz. Hanımlar bugün halat iple supla anlatımı yapacağım. Bunları ben örüyordum. Nasıl ördüğümü de size göstermek istedim. Sürçülisan edersem affola. Umarım anlatımda memnun kalırsınız. Hemen tanıtım yaparak başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. İpim, hani eklediğim ip, etem ipi. Bakın şöyle. Halat ipten bir tanesine yaklaşık 15 metre gidiyor. Bundan da bir tane tam bitmiyor. Yani şöyle söyleyeyim. 3 tane de 4 3 suplaya 4 tane ip gidiyor. Şimdi hemen Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlıyorum. Ters tarafını sarıyorum ipin. Evet. Şimdi bir zincir çekerek işlemime başlayacağım. Çektim. Halat ipimi aldım. Ha, bu arada tığımda 9 numara hanımlar. 9 numara 1,15 milim. İlk yaptığımı çekiyorum. Biraz bu tarafa doğru. 1, 2. Her sık iğnenin arasında 2 tane zincir çekiyorum hanımlar. 2. Üçüncüyü yapıyorum. Devam ediyorum. Kaç tane oldu bakalım? 2, 4, 5 tane olmuş. 6, 7. Böyle yaptım. Şimdi bakalım yeterli geliyor mu? Evet, şimdi hemen iki tane zincir çekeceğim. Bakın bu uç kısmını böyle alıyorum bu tarafa doğru. Çektim. Hemen tığımı takıyorum. Ve ipimi alttan alarak bazen halat ipe takılıyor. Onun için gelmesi zor oluyor. Tekrar çıkarıp yeniden taktım. Şöyle sıkıştırıyorum. İyice. Arada boşluk oluşmasın. Evet. İki zincir çektim. Yine aynı yere batıyorum. Ama bu her yaptığımız yuvaya iki sıra boyunca hep ikişer ikişer batacağız. Şimdi bakalım. Bunu tamamladık. Diğerine geçiyoruz. Şimdi burası küçük olduğu için tam net gösteremeyebilirim ama umarım anlarsınız. Şöyle iki. Takılıyor bazen. Bazen hemen taktığında geliyor, bazen gelmiyor. Sanırım dediğim gibi halat ipe takıyorum. Farkında olmadan çıkarıp yeniden. Evet, bakın şimdi geldim buraya. Şimdi bundan sonrası kolay olacak. İlk yaptığımız yer biraz sık olduğu için, hani sıkı yapmaya çalıştığım için bir iki dakika uğraştırabiliyor ama sonrası dolgu yapma işlemi kolay oluyor. Devam ediyorum. Bütün dediğim gibi yuvalara çift çift atıyoruz sanırım. Evet, bakın şimdi dönmeler kolay oldu. Biraz ilerledikçe dönmesi kolay oluyor. Son yaptığım yere geldim galiba. Yani ilk yaptığım yere
üçüncü sıraya geçeceğim şimdi. Bakın şöyle iki sıra oldu. Bir, yani iki sıra dediğim şu. Dün derdiğimizle bir de bu iki. Üçüncü sıraya geçiyorum şimdi. Şimdi dediğim gibi bu iki sıra boyunca bütün yuvalara ikişer tane batıyoruz. Yedi tane yapmıştık ilk sırada. Sonra 14 oldu. Onlar. Daha sonra 7 tane daha ekliyoruz. Pardon, 7 tane değil 14 tane daha ekliyoruz. Çünkü 2'ye katlanıyor. Ondan sonraki sıralarda da hanımlar her defasında o aralardaki tek battıklarımızın sayısını artıracağız. Aynı şekilde hep öyle devam edersek marullu olur. Onun için sürekli aradaki tek olanların sayısını artırmamız gerekiyor. Yani artırma sayısını da düşürmüş oluyoruz böylelikle. Altında bunu da hanımlar ben aslında örerken yani ayarlamasını çünkü kendim ipime göre yaptığım için artırma işlemlerini yaparken biraz zorlandım. Şöyle zorlandım. Şimdi ilk yaptığım zaman az artırma yapmışım. Yukarı çıkınca biraz baktım ki toplanmaya başladı. Ördüm bayağı bir söktüm onu. Tekrar bir daha yaptım. Yine az oldu. Az yapmışım. Yani artırdığımı düşünerek yeterlidir diye düşündüm. Bir tane hemen hemen bitirmek üzereyken söktüm onu tekrar. Yani yeni çözdüm. Keşfettim diyelim şeyini. Nasıl olması gerektiğini iyice anlayınca size anlatmak istedim. Şimdi bakın ortaya çıktı, belirginleşmeye başladı. Hemen şöyle göstereyim bakın. Şimdi bu hanımlar böyle duruyor burası, burayı içine tepeceğim. Tığım yardımıyla bastırıyorum, tam içine giriyor. O zaman düzgün oluyor. Şimdi üçüncü sıradayız. Bir, iki. Yani burada da çift batmıştık. Burada da hepsini çift batıyorum. Ondan sonra birer tane. Bir tane tek yapıyorum. Sonra çift. Sıramı tamamlayalım. Tamamlayayım. Söyleyeceğimi söyleyemedim. Bütün hem artırmaların içine iki tane batıyorum hem de bu aralara. Hepsine ikişer tane. Evet. Şimdi geldim bakın bitti burası. Bakın şu uç kısmının olduğu hızaya, bu uç görünen yere geldiğin zaman sıra tamamlanmış demektir. Şimdi hanımlar hemen dördüncü sıraya geçtiğim yerde bakın bu aralara iki tane batacağım. Şu artırdıklarıma bir tane. İki tane battım. Şimdi artırma yaptığım içine yani çift battığıma tek batacağım. Hiçbir zaman aynı artırmanın üzerinden artırma yapmayın hanımlar. Yani öyle güzel durmuyor. Onu söyleyeyim. Ben bunda denemedim de başka yaptığım işlerde mesela amigurumi yaparız. Onda iyice belirgin olsun diye ortalara batarız. Yani artırmanın içine batarız. Ama bunda güzel durmadı.
Durmuyor. Şimdi bakın, bu artırmanın içine tek battım. Ara boşluğa iki tane. Şimdi artırmanın içine yine tek battım. Hemen diğer boşluğa iki tane batacağım. Hemen aynı yere tekrar battım. Bakın şimdi fark ettiniz sanırım. Çok kolay dönüyor. İlk yaptığımızda orası biraz zor oluyor ama sonra dönmesi kolay oluyor. Nasıl oldu? Şimdi şöyle burayı da bir düzenleyelim ki daha düzgün görünsün şeyimiz, suplamız. Görüntü önemli. Şimdi şu ipimin de ucunu küçük kaldı. Onu kestim. Bakın hanımlar. Çok güzeldi değil mi? Evet. Devam ediyorum şimdi hanımlar. Dediğim gibi bu sırayda bu şekilde devam edeceğim. Bir dahaki sıraya geldiğimizde bakın bu sadece hani burada arttırdığımız için bir dahaki sırada da bu teklerin sayısı 2 oluyor. Yani ister istemez o zaten kendini gösteriyor. Artırma yerlere batmayacağınız için, artırmaların içine daha doğrusu batmayacağınız için o zaman kolayca anlaşılıyor. Şimdi bakın burada artırma vardı. Onun içine tek battım. Diğer boşluğa iki tane batıyorum. Hemen devam ediyorum. İki tane battım. Pardon. Bakın burada iki tane battım. Artırma içine tek. Diğerine yine iki tane. Evet hanım. Bu şekilde devam edeceğiz. Dediğim gibi her arasında bir tane artıracağız. Şimdi ben bir tanesini daha ördüm. Baya bir. Şöyle göstereyim hanımlar. Bu üçüncü. Oldu. Şu anda bunun kaçıncı sırasındayım? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15. sıradayım. 15. sıraya geldiğimde bu artırmaların arasını 13'e çıkardım. Yani bu hani şöyle bayağı bir örüyorsunuz. Ördükten sonra bu bir tane yapıyorsunuz ya burada. Hani her seferinde bir tane ters tekleri artırıyorsunuz. Şöyle 10 sıradan sonra ben o bir tane tekleri hani bir tek artırmayı değil de iki tane ekledim onun üzerine. O zaman daha dengeli geldi. Çünkü sürekli aynı şekilde devam ederseniz buralarda hep birer tane artırmayı tekleri birer tane artırsanız o zaman marul oluyor. 10 sıradan sonra bu 22 sırada tamamlandı benimki. Sıkı ördüğünüzde, sıkı dediğim şu, artırmaları az ördüğünüz zaman sırası daha az oluyor, çok oluyor. Ben bir tane dedim ya ördüm, onun işte artırmaları az yaptığım için 25 sırada tamamlandı. Ama bu şimdi 22 sırada istediğim boyuta geldi. Boyutunu da söylemeyi unuttum. Bu 29 santim, yani 29 buçuk. Tam 30 değil. Şimdi devam ediyorum hanımlar. Bakın artırma işlemini nerede yapmışım? Evet, hemen şurada yapmışım. Bakın artırma işlemini. Şimdi aynı şekilde devam ediyorum hanımlar. Dediğim gibi artırmaların içine denk getirmiyoruz. Artırmaları. Şimdi 13 tane örüp tekrar artıracağım. Diyelim ki burada geldi artırmanın içine. Hani 13 tane ördünüz, artırmanın içine denk geldi. O 1-2 tane buralarda çok fark etmiyor. Ya sağında ya da solunda. Yani biraz daha 2 tane ileriden de artırabilirsiniz. O kadarca yani 1-2 şey fark etmez. Yani bu saatten sonra fark etmiyor. Tabi aşağıda olursa fark eder.
Bu büyüdükçe biraz daha örmesi zor oluyor. Yani itiraf ediyorum, çok kolay bir şey değil yani bunu örmek. Hem sayılarını ayarlamak hem şöyle büyüdükçe, küçükken kolay örüyorsunuz ama büyüdükçe biraz daha zorlanıyor dönmesi. Sık iğneler alması daha zor oluyor. Ama yine de güzel, zevkli örüşü var. Ben gelinime yapıyorum bunları. Umarım beğenir. Yani evlatlar için her türlü zorluğa katlanmak insana zevk, yani zorluk demeyeyim de şöyle. Yani uğraşıyorum ben burada sonuçta. Bu benim için bir sıkıntı değil. Keyifle yapıyorum. Yani çok hani şunu söylemek istiyorum. Çok da aman aman çok kolay bir şey diyemeyeceğim. İnsanı uğraştıran bir şey yani. 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane. Olmuş. Şimdi 2 tane zincir çekiyorum. Hemen 13 oldu. 14. de artırmamı yapacağım hanımlar. Bakın artırmam burada kaldı benim. Ve şimdi burada yapacağım. Arada bakın 3 tane daha boşluk var. Hemen 2 zincir çektim. Aynı yere batıyorum. Evet hanımlar. Bu şekilde devam edeceğiz. Ben bunu yani bitirene kadar böyle yaparsam benim videom yani 1,5-2 saati bulur. Çünkü büyüdükçe sıraların dolanması daha çok zaman alıyor. Evet. Bu şekilde bunu da böyle göstermiş oldum. Ben şimdi en son sırayı nasıl yaptım onu göstereceğim. En son sırayı niye gösteriyorum? En son sırayı hanımlar şey yaptım. Hep birer tane zincir çektim. Zaten şöyle son 3 sırada hiç artırmadım. Artırmadan kendi sayısıyla devam ettim ikişer zincirle. Ama en son sıramda da şöyle göstereyim. Birer tane zincir çektim hanımlar. Hiç 2 tane çekmedim. Bakın şöyle daha sıraları daha düzgün duruyor. Ha şöyle düzgün. Mesela bunda 2 tane zincir çektiğim zaman bir hafif kabarıklık oluşuyor. Tek zincir çektiğimiz zaman daha düzgün duruyor. Son sırası olduğu için ben böyle yaptım. Şimdi en son ucunu nasıl kapatıyorum onu göstereceğim. Bütün şeyleri hiç atlamadan hanımlar batıyoruz. Dediğim gibi bu büyüdükçe biraz örmesi zor oluyor. Hele de masada çalışınca daha da zorluğu ikiye katlanıyor. Bir tane çekecektim. Şimdi ben bu şekilde şuraya kadar geleyim. Bu ucunu nasıl kapattım onu göstereceğim. Evet, sonuna geldim. Şimdi burayı sonu kesmişim önceden. Püsküllü olmuş da. Şimdi sıkı bir şekilde özellikle sonunu tam sıkı yapıyorum ki şu püskülü bastırsın diye. Şöyle yaptıktan sonra şöyle çekiyorum ya. Bu ipi böyle çekip sıkıştırıyorum. Tekrar bir zincir çektim. Diğerine batıyorum. Şöyle. Aslında benim kameram ters duruyor hanımlar. Şöyle ters duruyor. Bu elim buradan kapatıyor burayı. Ama mecburen masamın açık tarafı burada olduğu için tripodumu oraya takıyorum. Yani mecburiyetten. Şöyle. Aynı yere bir daha batıyorum hanımlar. Şimdi şöyle hemen bakın. İçinden çıkardım. Sıkıştırdım. Bir zincir çektim. Ve ipimi keseceğim. İpimi şimdi şöyle alayım. İçine.
Şimdi burasını nasıl kapatacağız? Burayı daha önce benim kızıma hediye almıştık. Aldı kızım. İşte gelinime hediye almıştı. Böyle makinede örülmüş şey. Onu da gördüm. Ben de onun gibi yapacağım. Bakın şöyle sakla samanı gelir zamanı. Zamanı derler ya. Ben torunumun şeyini kesmiştim. Pantolonun askıları uzundu. Onu kesmiştim. Şimdi bunlar buna çok iyi olacak. Şöyle keseceğim bunu. İstediğim boyutu biraz büyük bu şimdi böyle. Şöyle 3'e falan bölsem yeterli olur sanırım. Şimdi bunu kestiğimizi düşünelim hanımlar. Şimdi bunu böyle katlayıp o da aynı şekilde böyle siyah yapmış. Bu şimdi kaba oldu tabii ki. Şimdi ben bunu bir keseyim öncelikle ya. Daha düzgün göstermiş olurum. Hemen kesiyorum bakın şöyle. Siz de böyle kumaştan katlayıp dikişin altına getireceğiniz şekilde katlayıp buraya dikebilirsiniz istediğiniz renkte. Şimdi onu da ben öyle hani siyah gördüğüm için ben de siyah yapıyorum çünkü takım olsun istiyorum beraber. Hani yetersiz geldiği zaman 6 tane yetersiz gelince gelini bunlar da kullanacak. Bakın bu şekilde. Şimdi bunu kestim ama ben şu iple şuralarına içine doğru şöyle katlayıp makine dikişiyle dikeceğim. Sonra bunu buraya monteleyeceğim. Buradaki şeyi kapatmak için. Şu kapatmak için. Burası o zaman tamamen kapanıyor. Aynı sıra devam etmiş gibi duruyor. Yani fazlalık oluşmuyor burada. Şöyle. Bu şekilde kapatacağım hanımlar. Evet. Sanırım yeterli bu kadar. Umarım anlatımdan memnun kalmışsınızdır. Eğer anlamadıysanız anlamadığınız bir yer olursa yorumlarda ya da sosyal medya hesaplarından benimle iletişime geçebilirsiniz. Beni buraya kadar izlediyseniz teşekkür ediyorum. Yorumlarınızla ve de beğenilerinizle bana destek olursanız çok mutlu olurum. Şimdiden teşekkürler. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler.